Merhabalar sayın seyirciler. Irak'ın aydınlık yüzü Türkmenli televizyonunda Ortadoğu Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün Ortadoğu uzmanı Arif Keskin'le beraber İran dış politikasını, Trump dönemi dış politikayı ve İran'ın Ortadoğu'daki etkisini konuşmaya çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür yani. ediyoruz programımıza katılmayı Çok kabul sol. ettiğiniz için. Otuncum sen de hoş geldin. Evet hocam, söylediğim gibi sizinle Trump dönemi, İran dış politikasını, Amerika-İran ilişkilerini, İran'ın hem Orta Doğu'da hem de özel olarak Suriye, Irak, Yemen ve hatta Arap ülkeleriyle ilişkilerini biraz konuşalım istedik. Öncelikle temel olarak Trump döneminde İran dış politikasından ne bekliyorsunuz? İran-Amerika ilişkileri nereye doğru ayrılacak sizce? Şimdi e, 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 kanımca, İran-Trump İran ilişkileri bölgedeki dengeleri yeniden etkileyecektir. Yani öyle görülüyor. Tabii ki şu ana kadar Trump'ın net bir Ortadoğu siyaseti tamamen çerçevesi çizilmiş. Ne yapmak istediğine dair şu anda net bir tahayyülümüz, tasavvurumuz yok. Ancak önümüzdeki süreçte bunun oluşacağı e, kesindir. Yani önümüzdeki süreçte nasıl bir e, Orta Doğu'da nasıl bir yor haritasıyla hareket edeceklerini göreceğiz. Ama önemli olan şudur. Önemli olan şunu net olarak biliyoruz. E, İran e, Trump'ın dış politikasının önceliklerinin birisidir. Yani e, zaten 1979'dan günümüze kadar e, e, Amerika dış politikasının önceliklerinin birisi İran olduğudur. Ama... Ben bu kez daha farklı ıı, bir tabloyla karşılaşacağımız ıı, görüyorum. Yani, yani ne fark olacak hocam. O fark şudur, bir defa Trump'ın karakteri, kişiliği ıı, diğer başkanlardan daha farklı, farklıdır. Ve bu ıı, ıı, yani ıı, biz uluslararası ilişkilerciler dış politikayı farklı düzlemlerde analiz ediyoruz. Ha, bunların da en önemlisi biri karar alıcıların psikolojik karakterleri, alışkanlıkları nasıl tepki verdikleri. Şimdi Trump'a baktığımız zaman bu özellikle de son kısa sürede de gördük. Kolayca şeyleri kişiselleştiren tepkileri pek fazla devlet geleneğini önemsemeyen diplomasi kurallarını bazen aşağıda bilen bir bir lider profili çiziyor. Ha bu bir anlamda hem fırsat olabilir İran açısından böyle bir karakter. Zaten bu fırsatı şudur. Şu anda Trump'a en büyük karşıtlık Amerika toplumunun kendi içinden geliyor. Amerika seçkinlerinden geliyor. Avrupa Trump'ın siyasal tarzını pek fazla benimsemiyor. Bu tabii bunlar hepsi İran açısından bir fırsattır. Ee, zaten kendisi e, Trump'a karşı bir şey yapmadan e, e, Amerika'dan Avrupa'ya kadar geniş bir e, direnç ve direniş var. E, bu önemli bir, bir husus. Evet. Ama e, tehlikeli ve riskli olan taraf da şudur kişiselleştire, e, e, bilen bütün başarısız muhtemel başarısızlıkların günah geçişi arıya e, e, bilen böyle bir karakterle de e, yani karşı karşıyayız. Yani şöyle bir şey e, söyleyebiliriz. Yani eskiden e, Obama'ya karşı İran yetkilileri çok daha üst perdeden konuşabiliyorlardı. Meydan okuyucu bir dil kullanabiliyorlardı. Şöyle yaparız, böyle yaparız e, diyebiliyorlar. Ama bu dil, bu dilin o e, Trump'a karşı kullanılması kışkırtıcı olabilir. Çok farklı bir şey ile doğurabilir. Bu nedenden dolayı Trump sonrası İran yetkililerinin açıklamalarına baktığınız zaman daha düşük bu profilli. Yani ne diyorlar? Biz pek fazla ciddiye almıyoruz. Tecrübesiz bir adam. Şöyle bir adam. Ama diyelim Obama döneminde çok daha farklı bir dil. Daha saldırgan daha sert, daha üstten bir dil kullanıyorlardı. Ama şimdi bu, biz bu dili görmüyoruz. Bu uslubu görmüyoruz. Farklı bir uslup kullanıyorlar. Diğer taraftan şu da var. Şimdi Trump bugüne kadar özellikle Ortadoğu ile ilgili yaptığı bütün girişimler hep yargıdan geri döndü. Yani diyelim 5-6 ülkenin vatandaşları giremez dedi. Ne yapıyorsa geri dönüyor. Ve başarılı olup olmayacağı olmayacağına net değil yani. Şimdi Rusya ile ilişkilerimiz iyi gidecek diyordu. Zaten kısa sürede bir soğuk rüzgarları esmeye başladı. Yani bütün bunlara bunlara bakıldığında Trump faturayı İran'ı çıkartabilir. Yani böyle bir ihtimal de var. Kadrosuna bakıyoruz. Yani bütün dış politika ve güvenlikle ilgili seçtiği kadroya bakıyoruz. Hepsi anti İran. Ve hepsi İran'ın bölgede en önemli sorunu olarak gören bir güvenlik ve dış politika kadrosu. var. Bir de çok fazla askeri. Çok fazla askeri. Generaller. Çok Askerlerden etkili. gelen bu da önemli bir bir husus. Ha kendi yani seçim dönemi ve başkanlık döneminde de baktığınız zaman hep İran'ı öncelikli sorun olarak görüyor. Öncelikli bir bölgenin en önemli sorun olarak görüyor ve diğer taraftan da Obama'yı da suçluyor. Yani Obama'yı da suçluyor. Şöyle bir şey vardı. Aslında o Obama bir şekilde İran'ın İran'ın önünü açtı. Yani onun da niyeti şuydu. Mesela Çin modeli. Yani İran'ın önünü açalım. Siyasal olarak, ekonomik olarak bir entegrasyonunu sağlayalım. İran'da ılımlılar iktidara gelsin. Yavaş 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 siyasal dönüşüm yaşansın. Yani bir evrim süreci içerisinde. Evet. Kısa süreli değil uzun süreli. Zaten onlara yere baskı, üstlenici bütün dil zaten 1979'dan günümüze kadar pek fazla fayda vermemiş. O rejim hala orada ayakta. Demek bunun en önemli yolu kabullenmek. Kabullenerek yavaş yavaş dönüşümünü sağlamak. Bu zaten Avrupa'nın 1979'dan günümüze kadar izlediği bir, bir şeydi. Yani ehlileştikçe, tırnak içinde akıllandıkça ilişkileri genişletmek ve bunun da önünü açmak kesmek değil koparmak değil atmak değil ilişkiyi kurarak bunu yapmak ha, e, e, Obama bu tezi uygulamaya başladı ama ne zaman uygulaya, uygulamaya başladı önce e, İran'ı tam anlamıyla bir kuşatmaya aldı ambargoya aldı e, e, ama İran'ın ambargodan çıkmak için de bir fırsatım var dedi buradan çıkabilirsin e, yani ulusal sisteme entegre olabilirsin Rejimin hatta bizim tarafından kabul de edilebilir. Yani rejimle bizim bir problemimiz yok. Ama şu, bu senin de devam edersen daha fazla üzerine gelebiliriz. Yani böyle bir yol izledi. Bu İran İran açısından önemli bir fırsat ol. Diğer taraftan bölgede bir denge kurmak istedi Obama. Bu dengeyi de İran önüne açarak bir taraftan Türkiye'yi törpüleme. Diğer taraftan Arap dünyası üzerinde bir törpüleme yani bir anlamda ideolojik anlamda baktığınız zaman iki İslamcı akımı iki İslamcı akımı farklı şekilde dengeleme ve törpüleme amacıyla bir taraftan Arap dünyası ile İran arasında bir şey diğer taraftan Türkiye ama bu bu denge, dengeleme pro, prosesi fazla. E, diyelim yani dengeden daha fazla İran'ın lehine bir e, süreçle sonuçlan şimdi e, e, Trump e, bunu bunun doğru olmadığını düşünüyor Mesela diyelim e, 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 İran ambargoda neredeyse e, bir ekonomik krizin eşi eşiğinde siyasal anlamda ciddi bir sorunlarla karşı karşıya kaldığında Obama ee, bu nükleer anlaşmayla İran'a önemli bir alan açtı. Evet. Önemli bir alan açtı. Hocam burada izin verirseniz ben biraz oytuna dönmek istiyorum. Ee, İran'a açılan alan belki biraz da e, Suriye ile ilgiliydi. Ee, Oytun bize biraz o e, Suriye e, İran'a nasıl bir alan açtı? Bize biraz onu tanımlayabilir misin? Çünkü e, yani hem Obama ile ilişkiler döneminde hem e, mevcut düzende e, Trump'a kadar gelen süreçte e, Suriye'de gelişen olaylar ve e, İran'daki e, mevcut yönetimin e, pozisyonu e, ciddi anlamda e, Suriye ile ilişkilendirildi. Ve e, Suriye'de e, ortaya çıkan durum e, İran'ın sahadaki e, elinde daha fazla güçlendirdi. Ve Yemen'e e, yönelik müdahale de bence bununla doğrudan ilgiliydi. İşte Suudi Arabistan'la karşıtlık bununla ilgiliydi. Ve e, Suriye'de yaşanan gelişmeler İran'a çok bence e, Orta Doğu'da önemli bir, ee, tepside evet. bir dış politika alanı açtı. Doğru. Ee, esasında bunun başlangıcını Arif hocam da onaylarsa belki Irak işgaline kadar dayandırmak lazım diye düşünüyorum. Yani o bölgedeki e, güçlü merkezi otoritelerin çöküşü, doğan bir güç, aşırı güç boşluğu ve bu boşluğun e, süreç içerisinde zamanla İranla doldurulduğuna e, şahit olduk. En tırnak içerisinde İran açısından başarılı örneği muhtemelen Irak. Ee, yani özellikle işgal sonrası ama işgal sonrasında işidin e, Deaş'ın ortaya çıkması ve e, merkezi orduların büyük bir başarısızlık sergilemesi, İran'ın e, sadece siyasi-diplomatik etki değil doğrudan sahayı kontrol eden bir güç haline gelmesine yol açtı. Yani işte Irak'taki milis güçler DEAŞ'a karşı mücadeleyi de en başarılı şekilde veren bu güçler üzerinden İran sahada ciddi bir kazanım elde etti. Bunun önemli bir diğer ayağı Suriye oldu. Yani Suriye'de ayaklanma başladıktan sonra İran yine rejimin yanında yer aldı ama e, gidişat öyle bir haldeydi ki işte rejim yıkılacak mı, Suriye rejimi yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? İran daha e, tam net bir şekilde pozisyon alamamıştı ama zamanla e, rejimin ayakta kalmayı başarması ve buna paralel rejim ordusunun zayıflamasına paralel İran sanki Irak'takine benzer bir fırsat alanını Suriye'de de e, kendine buldu. Şu anda e, Suriye'de birçok analizciye göre e, artık rejimin dahi gücünün kalmadığı en azından kara gücü anlamında İran'ın birçok dünyanın birçok ülkesinden getirdiği milis güçler üzerinden sahadaki bu kara gücü açığını kapattığı yorumları yapılıyor. Hatta bazı Suriye rejimine ait kurumların ee, İran etkisi altına e, girdiğine ilişkin e, ciddi iddialar e, söz konusu. E, dolayısıyla aynen Irak'takine benzer bu Suriye rejiminin de zayıflaması İran'a çok benzer bir e, fırsat alanı açtı. Ama bu tabii şu anlama gelmiyor. Yani e, Suriye, e, belki bu iç savaş İran açısından çok büyük tamamen yüzde fırsatlarla dolu bir yeni alandır demek doğru olmayabilir yani çünkü iç savaş öncesinde de zaten İran Suriye üzerinde etkili ülkelerden biriydi ve bu rejimle kurduğu ilişki üzerinden tüm Suriye'nin geneline yayılan bir etki etki enjekte edebilme imkanı vardı ama şu anda tabi her ne kadar rejimi korumayı başarmış olsa da Yine riskler var. Önümüzdeki dönemde e, rejimin e, nereleri kontrol edebileceğine ilişkin şu anda net bir projeksiyon yapma e, şansı yok. Dolayısıyla e, birçok anlamda fırsatlar açtı ama risklerin de e, diğer taraftan halen e, orada olduğunu görmek lazım diye düşünüyorum. Oytun e, ben burada e, hocama dönmek istiyorum izin verirsen. E, senin söylediğin çok önemli bir şey vardı. Yani e, Suriye e, 2011 sonrasında İran'a sadece e, temel açmadı. Zaten öncesinde de İran etkili bir pozisyondaydı dedin. Bence bu önemli bir figür. E, İran'ın e, Irak'taki etkisinin de belki bir yansımasını da yine gördük e, Suriye'de. Hocam burada izin verirseniz ben İran dış politikasının biraz temellerine, prensiplerine geçmek istiyorum. Çünkü İran hani biz bugün belki çok fazlasıyla İran dış politikasını konuşuyoruz ama İran Orta Doğu açısından en etkili ülkelerden bir tanesiydi ve bölgesel bir güç olarak nitelendirdiğimiz ülkeydi ki özellikle Batı ülkeleriyle aralarının arasında problem olmasına rağmen, ciddi bir ambargo yaşamış olmasına rağmen ve İran'ı işte Şii jeopolitiğini kullanan bir Ülke olarak düşünmesine rağmen İran belki de bunun biraz daha ötesine geçti ortadoğu politikasında. işte Hamas'la ilişkisi belki buna bir örnek olarak gösterebilir. İran dış politikasındaki bu anlamda temel dinamikler neler size göre? İran dış politikası hangi araçlar üzerine ilerliyor? Yani Oytun hocamızın o sözüne birkaç not ekliyip tabii, sonra tabii ki. oradan da. Tabii şimdi e, İran'ın evet Ortadoğu'da e, e, daha etkin bir noktaya gelmesi Irak işgaliyle başladı. Irak işgalini İran çok tedirgin karşıladı. E, çünkü çok korkuyordu. Yani e, bu nedenle dolayı başta pek fazla meilli ve istekli değildi. Hatta Saddam'dan sonra sırada İran'ın olduğu, olduğu bu dönemde da söyleniyordu. Rejim değişikliği evet, söyleniyordu. Bu, bu şey burada kalıp kalmayacak. Ama e, İran'ın beklediği de olmadı. Dünyanın da beklediği de olmadı. Ama temel sorun şu şuydu. Bakınız mesela Irak e, yani Saddam yönet, yönetimi bir e, bir Arap milliyetçiliği, yani daha seküler bir Arap milliyetçiliği şeyinde anti İran yani ötekisini İran olarak e, tanımlamıştı ve doğal olarak e, e, iktidara geldiğinden sonraki süreçte de en önemli amacı İran'ı sınırlamak. E, hatta İran-Irak savaşında zaten biliyoruz. Şimdi İran böyle e, e, anti İran bir pozisyonda olması olması bir şekilde e, e, Ortadoğu'daki diğer ülkeleri belli oranda rahatlatıyordu. Yani çünkü İran'ın en önemli sorunu Irak'tı. Irak olarak gözüküyordu. Hatta öyle ileri gitmişler ki o zaman özel İran Irak savaşı. Mesela İranlı analizler Irak'ı Arapların Almanyası, Arapların Moğolları gibi tanımlar öne sürüyorlardı. Yani nasıl Almanya daha kolay silahlanır, daha kolay savaşa yatkındır. Aynı şekilde bu da böyle algısı böyle güçlenmişti. Yani bu şekilde bir tedirginlik ve bu şekilde bir korku var. Bu nedenle dolayı Irak'a dengeleme şey yapması için e, diğer ülkelerle daha iyi geçinmek zorundaydı. En önemli enerjisine Irak'a harcıyordu. Ama e, Irak işgal edildikten e, sonra e, ko, e, İran'ın korktuğunun tam tersine çok etkin e, bir pozisyona e, geldi. Bu etkin pozisyona gelmesiyle e, birlikte... İrana Ortadoğu'da yeni bir e, dönem doğdu. Yeni evet. bir alan e, açıldı. E, 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 onun için yani bu hem Körfez'de etkinliği ciddi oranda arttı hem de Arap dünyasında e, etkinliği Arap dünyası. Yüzden. Şimdi buna ek olarak Hizbullah'ı e, e, eklediğimiz zaman, buna Suriyeli olan ilişkilerini de eklediğimiz zaman önemli bir hat üzerinden hem İsrail-Filistin sorununda hem Lübnan'da hem de bütün ıı, ıı, Orta Doğu'nun genelinde etki ve nüfus şey yapabilecek bir noktadaydı. Ama ıı, İran'ı en önemli ıı, noktaya ıı, getiren pozisyon işik bu noktaya getiren yani Iraktan da sonra bu bu süreci yani var olan krizi faydalanıp kendisine ıı, işittir. Doğru. Yani işidin varlığı. E, IŞİD'in ortaya e, e, çıkışı İran'a neredeyse altın tepsiyle sunulmuş bir sunulmuş bir fırsat da evet. e, fırsat da İran kendi içindeki dönüşüm dönüşüme e, baktığınız zaman Suriye'nin e, kendisinde bütün süreç buna e, endekslen yani şöyle bir e, soru sorduğumuz zaman e, e, Suriye'de işit Ortaya çıkmasaydı, Irak'ta işit ortaya çıkmasaydı, bugün beşer Esad var mıydı, yok muydu? ben e, bunu tartışabiliriz yani. Evet, veya yani İran bu kadar etkili e, miydi? Ben büyük ihtimal beşer asat da e, yoktu. E, büyük ihtimal Irak'ta da e, son süreçte oluşan dengeler daha farklı şekillenebilirdi e, ve Rusya'nın oradaki bu, bu e, etkinliği bu denli olmayabilirdi veya İran'ın İran'ın bu coğraf, e, bu coğrafya'daki etkinliği bu denli e, halka. Ee, ve bu da ne, neredeyse askeri bir örgütlenmeye e, gidecek kadar yani Hizbullah modelini Yemen'den Irak'a kadar uzanacak kadar bir ülkelerde gerçekleştirmesi olayıyla tanık olmayabilirdik. Evet. Yani e, yani işit e, işit bambaşka bir e, süreci e, doğurdu. Şimdi e, e, Avrupa'dan Amerika'dan bakıldığı bakıldığı zaman evet yani İran İran eskiden ne neydi İranı nerede görülüyorlar? Tırnak içinde İran'ı sürekli terörist terörizmi destek desteklemekle suçluyorlar. IŞİD'in ortaya çıkışıyla birlikte İran bölgede bölgede daha yapıcı bir rol üstlenebileceğini de söyledi. Gösterdi yani. Ben mesela gelin Irak'ta daha etkin IŞİD'le daha etkin bir mücadele yapıyor. Suriye'de daha yap diğer yerler. Ve Bu İran'a uluslararası al al alanda Önemli bağlanan açtı. Sadece İran için değil, PKK'ya da aynı süreçte oldu. Yani PKK da aynı süreçten beslendi. Yani bir anlamda bu krizi bir fırsata dönüştürdü. Bu uluslararası alandaki artan itibarı diyelim. Onun sahada karşılığı da oldu. Çok ilginç bir şekilde baktık ki İran'la Amerika sahada aynı aktörleri destekledi destekledi birlikte dolaylı yollardan işbirliği yaptığına da şahit olduk. Tabii bu ki. Mesela bu şu anda şu anda mesela e, Obama'nın Trump'ın en büyük çelişkisi bu. Mesela e, dediğine ek olarak. Mesela Trump geldiğinde devrim muhafızlarını terör listesine evet. almayı istiyordu. Ama bundan vazgeçtiği söyleniyor. Bundan vazgeçtiği söylemenin en önemli nedenlerinin biri onlara göre İran'ın yapıcı rolü. Şeyle, e, 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 yüceleri 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 Afganistan'dan Suriye'ye kadar yapıcı bir süreçte rol alışı diyor. Yani diyor. burada eğer biz bunu bu noktaya çekersek biz bunlarla mücadele edemeyiz. Yani bu bir anlamda hatta devrim muhafızlarına bir fırsat doğurdu. Doğurdu. Yani kendisini uluslararası alanda yeni tanımla yeni bir görüntü perişiş olarak doğur. Bu işit bunu Beşit bu ama İran burada çok hızlı hızlı e, e, bunu daha rahat Tabii. edip ve bu, bunu kendi şeyine çevirmeyi başardı. Şimdi... Hocam e, burada izninizle ben araya girerek bir soru sormak istiyorum size. Şimdi e, İran dış politikasındaki tanımlamalarınıza baktığınızda hep kriz dönemlerine denk geldiğini görüyoruz. Yani özellikle yükseliş dönemlerine bakıldığında. E, Irak savaşı yani Amerika'nın Irak işgali e, daha sonrasında Suriye krizi ve 2014'te işinin ortaya çıkışı hep İran'ın dış politika anlamındaki yükseliş noktalarına denk geliyor diye düşünüyorum ben. Yani Bunda paralel seyrediyor. İran dış politikasının temel dinamiklerine baktığımızda da biraz olsun hani krizden fayda sağlama gibi bir durum yok mu? Biraz önce siz bunun kısmen değindiniz. belki yani doğrudan kriz, var olan krizlerden faydalanıyor ya da kriz çıkartarak bu krizden faydalanıyor dememiz mümkün mü? Bunlar e, hepsi var. Yani İran zaten kendisi 1979'dan günümüze kadar krizle ile yaşayan bir devlet, bir devlet hem bir içeride hem dışarıda doğal olarak krize öldürmeyecek krizi e, fırsata çevirmeyi biliyor. Dışarıda da e, bunu yapıyor. Yani mesela en önemli İran'ın en önemli dış politika konseptinin birisi şu kendi güvenliğiyle bölge güven, e, güvenliği arasında bir özdeşleşlik kuruyor. Yani şudur. Benim e, savunmam Tahran'dan başlamıyor. Benim savunmam Bağdat'ta. Benim e, savunmam Şam'da. Yani eğer bana bir şey olacaksa, bana bir şey, benim canım yakılacaksa herkesin canı yakılacaktır. Yani e, ve bu nedenden dolayı de, e, bir taraftan devrimin o e, yayılma ihtirasıyla birlikte belli bir güvenlik konseptiyle bu, 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 bu yapıldı. Yani şimdi mesela İran'a herhangi bir şey yapıldığı zaman evet Lübnan da düşünülüyor. Filistin İsrail sorunu da düşünülüyor. Yemen'den Irak'a kadar düşünüyorlar bu yani İran. Çünkü İran öyle bir ak kurmuş ki yani İran'ın istikrarsızlaşması bölgeyi de istikrarsızlaştırabilecek bir şey. Bunu da saklamıyorlar da söylüyorlar. Söylüyor. Ama sorun ee, en önemli şeyi nedir bu, bu anlamda? Yani en önemli şey şudur. İran e, de, devleti bir devrimin e, ürünü ve doğal olarak kendisini e, anti Amerikan, anti İsrail olarak e, e, tanımlıyor. Ve ilk ortaya çıktığı andan itibaren bölgedeki bütün devletlerin meşruiyetini kabul etmiyor. o Onları meşru olarak görmediği için e, İran ilişki modeli Diğer devletlerden farklıdır ve gücü de buradan kaynaklanıyor. Gücün en önemli şudur. İran hem devlet-devlet ilişkisini yürütüyor, hem devlet-toplum ilişkisini yürütüyor. Yani e, diyelim gittiği her e, e, ülkede ülkede hem onun devletin devletiyle iyi bir ilişki kurma peşindeyken, diğer taraftan da o topluma eniyor ve o toplumda da kendini, kendi kültürünü, kendi siyaseti siyasetini örgütlüyor. Yani böyle bir yapısı var. Ha bunu yapabilecek kendi mekanizmasını da kurumsal yapısını da oluşturmuş. Böyle bir kurumsal yapısı var ve doğal olarak bu çifte çıktığıyla, çifte çıktığıyla her yerde varlığını sürdürebiliyor. Oradaki iktidar sarsındığı zaman toplumda ilişkiyi kurduğu nedeniyle o toplum toplumdaki güçleri kendi lehinde seferber edebiliyor. O hmm. nedenle dolayı oradaki iktidar boşluğundan, iktidar şeyinden korkmuyor. Çünkü zaten daha önce oraya gitmiş, e, en azından fikrini yaymış, düşüncesini yaymış, örgütleyemese de. Bunu ya, yeni, en önemli zaten 1979'dan günümüze kadar e, bir dönem daha açık, daha e, şey yapılıyordu. Özellikle de dışları Bakanlığı da bu prosesin içerisindeydi. Yani Ama devrim daha sonra... ihracı politikası net olarak ifade ediliyordu zaten. Evet. Ondan sonra daha sonra Dışişleri Bakanlığı e, e, sınırlandırıldı. Ama bu işi İran'ın diğer kurumları, kurumları yapıyor. Hı -hı. Yani diğer kurumları çok daha e, e, rahat bunu yapabiliyorlar. Örnek veriyorum. Şimdi mesela İran'ın e, televizyon kanalları var. E, baktığınız zaman herhangi bir e, ülkeye, herhangi bir çekince duymadan en ağır şekilde eleştirip propaganda yapabiliyorlar. Ama aynı şeyi sen ona yapamazsın. Yapamıyorsun ve izin de vermiyor. Yani böyle bir şey de var. Şimdi bakınız mesela Türkiye yaptıkları yayınları, Azerbaycan'a yaptıkları yayınları, Arap dünyasına yaptıkları yayınlara bakın. Onların diline, söylemine bakın. Ha ıı, 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 devlet bu benimle ilgili değil diyebiliyor. Yani hükümet diyor bana benimle ilgili değil çünkü ben de zaten bunun dışarısındayım. Ha, doğru da söylüyor. Ama o devlet yapılanması yapılanması bu ikili yapıda kendine bir alan oluşturuyor. Ve bu alan oluyor. Ve düşünün bir taraftan zarifin gülüşüyle var, bir taraftan da Kasım Süleyman'ın alanda e, bu bunlar her ikisi e, bu, e, bunlar her ikisi devletin farklı görünümü. Tamamlayıcı bir ee, dış politika. Tanımlı, tamamlayıcı bir dış politika. Yani baktığınız zaman evet biri diploması yürütüyor ama diğeri alanda örgütlüyor. Şimdi bu 1979'dan günümüze kadar var da ve, e, ve zaten İran askeri ve devlet bürbür buna uygun olarak geliştirilmiş yani buna uygundur, bunu yapabiliyor, e, e, bunu bu, kolaylıkla bunu yapabiliyor. Mesela diyelim Mısırla ilişki kurduğu andan itibaren şu anda ilişkileri kurduğu andan itibaren topluma iniyor. O e, e, herhangi bir şekilde bazen kültürel faaliyetiyle şunla bunla bu ilişki bu ağını oluşturuyor. Evet. Şimdi bu önemli bir e, unsurdur. Bu nedenle dolayı sorun şuradadır. Nerede devleti devirdiğiniz zaman en karlı o çıkabilir. Çünkü Ar senden önce oraya o toplumla o gitmiş belli ağlarına otmuş ilişkisini kurmuştur. Arif Hocam bu e, İran'ın nüfuz etmesinden bahsederken hep şu Şii jeopolitiğinden hep bahsedilir. Bilgay biraz önce ondan da bahsetti. Yani bu e, ağı kurarken, nüfuz alanını kurarken Şiiliğin burada rolü ne ve onun dışında birçok e, analizci de esasında İran dış politikasında Şiilikten ziyade faydacılık yani pragmatizmin daha e, etkili olduğundan bahseder. Yani bu e, iki e, kavram açısından düşündüğümüzde hangisinin daha önde olduğunu yani düşünüyorsunuz? Nasıl şey, kullanılıyor bunlar dış bu, bu şöyle politikasında? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, İran kendisini zaten devrimin hemen başında kendisini mezhepler üstünde İslam olarak tanımlıyordu ve ve kesinlikle böyle bir mezhepçi bu şeye sahip olmadığını ve dış politikada da böyle olmadığını da söylüyor. Ben Hamas'la da ilişkim var. Hizbullah'la da biri sünnidir, biri şiidir. Benim dış politikada böyle bir tercihim, şey, yok. tercihim yok. ama şöyle bir, bir şey oldu. Bence Arap Baharı e Arap Baharı e, İran dış poti, e, dış politikasındaki bu söylemini çökertti. Yani e, yani İran kendiliğinden bunu yaptı anlamında söylemiyorum. Yani ort, bölgesel gelişmeler buna e, bu, buna buna işte. e, çıkardı. Yani şudur. E, önce şunu söyleyeyim. E, İran dış politikasını sadece Şili'ye indirgeyerek yorumlayamayız. Yani mesela bakınız Azerbaycan'ın çoğunluğu Şiidir. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında İran gitti, Ermenistan'ı destekledi. Yani böyle bir şey olsaydı yani Şili'yi temel alsaydı gidip orada e, Azerbaycan'ı desteklemesi gerekiyor. Böyle bir şey zaten söyle, e, söyleyemeyiz. Yani e, bakınız mesela e, Şiilerin önemli bir bölümü Pakistan'da Hindistan'da yaşıyorlar. Ama e, Keşmir e, e, şeyine e, baktığınız zaman şuna baktığınız zaman İran gidip mesela onlarla ilgilenmiyor. Onlarla işi yok. Uğraşmıyor nerede uğraşıyor baktığınız zaman Kafkasya'da uğraşmıyor. Orta Asya'da değil Orta Doğu'da ilgileniyor. Şimdi doğal olarak bunu belli bir milliyetçi jeopolitik bir zeminde gerçekleştiriyor. Yani ve bu da bir anlamda da e, bir anlamda e, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bak İran Fars milliyetçiliğinin ortaya çıktığı anlamda iki ötekisi var. Biri Türkler biri de Araplar. Ve doğal olarak e, e, aslında bu, bu mezhebi üzerinde durmak bir şekilde de Arap dünyasıyla bir hesaplaşmayı da, milliyetçi bir ruhanşı ve hesaplaşmayı da içinde e, barındırıyor. Onun ötesinde Suriye krizi, Suriye krizi İran'ın oyun alanını e, e, daralttı, e, e, evet derinleştirdi, gücünü artırdı ama aynı zamanda sınırladı. Bakınız... Nasıl bir şey oldu? Yani İran Arap Baharı'nı ilk önce İslami uyanış olarak adlandırdı. Benden ilham almış, gerçekli ve destekledi. Destekliyordu. Ama Suriye'ye sıçrayınca, olay Suriye'de gerçekleşince İran Arap Baharı'na karşı bir sürece girişti. Şimdi Arap Baharı'nda öne çıkan özellikle de bu yani diyelim Tunus'tan Mısır'a kadar uzanan, Suriye'nin kendi içine kadar uzanan baktığınızda bu Arap halk devrimlerine Suriye'de İran'ın karşı çıkmasıyla e, birlikte. Ve bu hareketlerin içerisindeki Sünni İslamcılar, İhvancı İslamcılar etkin bir pozisyonda olmakla birlikte karşı karşıya geldi. Bu karşı karşıya. Mesela İran yıllardır Hüsnü Mübarek'in gitmesini istiyordu. Gitsin de bu grup gitsin yerine mesela İhvancılar iktidara gelsin diyordu. Ama İhvancılar iktidara geldi. Ama e, Mehmet Mursit gitti 4 saat Tahran'da kaldı. Ama İran eleştirdi geri döndü. İran Mısır'la İran'la dilişti doğru düzgün ilişki kuramadı, Tunus'la doğru düzgün ilişki kuramadı. Hamas elinden kaydı gitti, Hamas'la ilişkileri gerginleşti. Suriye krizi krizi nedeniyle. Ve Suriye krizi İran'a şunu göster: Son kertede de, son kerte e, bu Şii kökenli İslamcılar'ın dışında, son kertede e, iş elinden çıkıyor. Ve iş elinden çıkıyor doğal olarak e, o süre, süreçte söz sahibi olamıyor. Bu nedenle dolayı Suriye krizi onu belli bir alana zorladı. Ee, zorladı. Ha bu İran'a çok büyük riskler içeriyor. Çok büyük riskler. Yani bugün evet çok güçlü e, pozisyonda olabilir ki bu güçlüyü de tartışılabilir. Güçlü de olduğu da tartışılabilir. Evet güçlüdür ama şu da önemli bir unsurdur. Yemen'den Irak'a kadar istikrarsız bir or ortamda İran İran'ın güçlü olduğu yere bakın Yemen'dir, e, Suriye'dir. Ee, ne bileyim Ö Irak'tır Bun, bunların ya Lübnan'dır bunlar tam anlamıyla istikrarı oturtmuş bir yer değil yani İran'a İran açısından bu hem diplomatik yüktür siyasal yüktür ekonomik yüktür yani şimdi dış politika ne için yapılır Rifah güvenliği için yap e yapılır ama bu sadece güvenlik nedeniyle bütün bu alanda etkin o olmak bunu uzun süre sürdürebilmek aynı mesela Sovyetlerin yaptığı gibi Sovyetlerin de yaptığı Sovyet de dışarıda çok güçlüydü Dışarıda çok güçlü olduğu bir dönemde çöktü. Çünkü yani bu gücün e, gücün sana geri dönüşü nedir? Ne getiriyor sana? Rifah getiriyor mu? E, güvenlik getiriyor mu? Ama sana nasıl yüktür? Düşün mesela şimdi sadece Suriye'de İran şu anda ekonomik krizi kaç milyar dolar para harcıyor? Irak'ta kaç milyar dolar para Hatta harcıyor? Hatta şu söyleniyor bu ambargoların yumuşaması nedeniyle elde edilen o büyük gelirleri İran bölgedeki nüfuzunu Nüf daha da arttırmak artırma, için kullandı. Onun dışında, onun dışında e, bu algı bu algının varlığı e, böyle İran'ı e, İran'ı nereye sürüklüyor bakınız mesela Araplar şu anda Arap bak özellikle de Körfez Araplarına baktığınızda en önemli sorunların İran olduğunu düşünüyorlar. Yeni İran ötekiye dönüşüyor. Arap kimliğinin ötekisine dönüştü dönüş? Ve bunun e, bunun gelecekte faturası olacağı da e, çok çok açık. Evet, evet. Yani baktığımız zaman bu yani Suriye e, krizi İran'ın bölgedeki araçlarını sınırladı, sınırladı ama daha sıkı, daha ciddi, daha e, derin, daha derin bir şeye itti. Ha bu hem İran açısından önemli bir fırsat e, yaratıyor, hem de çok ciddi riskleri de. Kendi içinde barındırıyor. Hocam bu Trump dönemi dış politikasıyla, Amerikan dış politikasıyla karşı karşıya getirildiğinde İran açısından ne kadar daha sürdürülebilir? Siz çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Dediniz ki İran güçlü olduğu yerle istikrarsız olan bölgeler. Bunlar istikrarsız kaldığı sürece aynı şekilde İran'a bir yük oluşturuyor. Ama diğer taraftan da dış politika anlamında değişen bir Amerika'dan bahsediyoruz. Ve dış politikaların kesiştiği, aynı kümeler içerisinde yer aldığı bölgeler var. Bunlardan en başında Irak geliyor tabii ki. Ama Irak'la beraber hem Suudi Arabistan'ın Amerika ile şu an daha da yakınlaşacak bir pozisyona sergilemesi ve Suudi Arabistan'ın da biraz daha denklemin içerisine en azından Amerika'nın elini güçlendirebilmek açısından denkleme dahil olması her ne kadar diğer taraftan Türkiye ile İran arasında doğrudan bir problem olmasa da bölgede iki rakip ülke konumuna gel, iki rakip ülke konumunda olması, İran'ın daralan araçlarını daha sürdürebilir durumda kılıyor mu sizce? Yani İran bu dış politikayı ne kadar daha götürebilir? Mesela Sorunuz çok önemli. Bir sorunuz aslında şu anda İran'ın yaşadığı o çelişkiyi özetliyor. Mesela çelişki şudur: bir anlamda İran Trump dönemi kanımca hazırlıksız yakalandı. Yani e, e, belki e, Trump onun için daha uygun bir figür olacak da düşünüldü de. E, Hamene'nin konuşmalarında da bu vardı. En azından daha açık konuşuyor. Daha şeydir yani. Ama şöyle de bir, bir, bir şey oldu. Yani eskiden İran Amerika'ya karşı nasıl direnebilirim sorusu nedeniyle Rusya ile Çin ile ilişki kurarım. Avrupa ile en azından gerginleştirmem. Bölgedeki devletlerle de ilişki kurar bu şekilde Amerika'nın baskısını törpüleyebilirim. Ama şimdi Trump öyle bir noktaya da geldi ki dediğiniz gibi İran Arap dünyası ile ilişkisi en kötü dönemini yaşıyor. Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkileri kesilmiş. Hala Haca gidip İranlılar Haca gidip gitmeyeceğini tartışıyorlar. Yani böyle evet. bir noktadadır. Bütün Arap Arap ülkelerin önemli şeyi İran'ı önemli sorun olarak görüyorlar ve bunu dillendiriyorlar ve İran'a İran'a e, karşı etkin e, İran'ı sınırlandırabilecek bir birlik e, arayışındır. Aynı dönemde Türkiye ile de İran ilişkileri iyi bir noktada değil. Yani iyi bir şeyde e, değil. Şimdi baktığınız zaman komşularla iyi bir noktada e, değildir. Avrupa ile ilişkilerini ilişkilerine nereye kadar güvenebilir? Rusya ile ilişkilerine nereye kadar güven? Yani Trump'ın İran üzerinde baskısını artması özellikle bölgede Trump'la hareket edebilecek aday ülkelerin var, varlığı, İran'a çok ciddi bir risk alanı oluşturuyor. Ha, mesela İran bunu delmeye çalışıyor. Mesela Ruhani'nin Kuveyt'e, Amman'a mesela ziyareti bir anlamda muhtemel bölge şey ama bu bunun bu çok fazla e, sonuç vermeyebilir ki araç aradaki sorunlara baktığımızda. Ki tam tersi hareketi de Amerika yapıyor diye düşünüyorum ben hocam. Çünkü Amerika'da özellikle mesela Irak çerçevesinde bakıldığında İran'ın araçlarını kesmeye yönelik de hamleler yapıyor. Bence özellikle Haçlı Şabi'nin işte Irak merkezi hükümetine bağlanması ya da işte Irak güvenlik güçlerine dahil edilmesinin en büyük sebeplerinden biri olarak ben bunu iç politik olarak bunu görüyorum. Yani Amerika bu konuda her ne kadar Haçlı Şabi grupları ile beraber çalışmayacağını ifade etse de en azından kontrolün sağlanması konusunda Haçlı Şabi'nin Irak güvenlik güçlerine entegrasyonunun sağlanmasına hmm. en azından destekledi bu süreci. Yani kontrol edilmesi ve silahın devletin elinde olması noktasında Amerika'nın o 2003'ten beri yapmaya çalıştığı reformun bence en önemli sebeplerinden bir tanesiydi. Evet. Diğer taraftan e, tabii Türkiye ile Irak merkezi hükümet arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da e, Amerika'nın en azından Irak tarafına e, bir baskı i̇şte, yaptığını... Suudi Arabistan'ın Bağdat'a... En son hani evet. söyleyeceğim de oydu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ilk kez e, evet. işte Şubat ayından sonunda e, Irak'ı ziyaret etti ki bence Suudi Arabistan'ın da hani sahaya sürülmesinin entegre edilmesinin, Irak ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin sağlanmasının desteklenmesi en önemli konulardan bir tanesi Trump açısından ki Trump bu ziyaretlerden önce de belki dış politika ilişkin en önemli yaptığı açıklamalardan bir tanesi dış politikada, Orta Doğu'da dostlarımızla beraber hareket edeceğiz. İşte bu dost kavramının içerisinde bence Suudi Arabistan ve Türkiye, çok önemli bir şekilde yerleşiyor diye düşünüyorum ben. Her ne kadar Türkiye ile Suudi Arabistan, Amerika arasında Suriye konusunda anlaşmazlık noktaları olsa da genel Orta Doğu dış politika konsepti açısından bakıldığında Türkiye ve Amerika'nın ben uzlaşabileceğini, aynı noktaya gelebileceğini düşünüyorum. bunun bir diğer anlamı da işte İran'ın o belki de baskıcı ya da işte e, yayılmacı ya da istikrarsızlık artırıcı e, e, politikalarının e, önüne geçilmesi e, gibi geliyor bana ki e, e, eğer sizin de söylediğiniz gibi yani İran dış politikası açısından bölgede istikrarsızlıktan faydalanıyorsa ve bu bölgeler istikrarlı bir ortama dönüştüğünde İran'ın neler yapabileceği ya da İran'ın araçlarının neler olabileceğini e, çok dikkat etmek gerekiyor. İran belki yumuşamış bir dış politika konseptine gelmişti Trump öncesinde ama yeniden işte siz konuşmanızda da bahsettiniz. İran bir dönemin işte terörist ülkesiydi ve Irak'tan sonra işte yıkılması planlanan ya da işte evet. müdahale edilmesi planlanan ülkeydi. Ama Bölgedeki krizler İran'a tam tersi bir e, sürece getirdi ve İran işte nükleer anlaşmayla beraber daha yumuşak bir çizgiye indi. İşte e, IŞİD'le savaş nedeniyle e, daha kabul edilebilir bir toplum haline gelmeye başladı. Daha kabul edilebilir bir devlet haline gelmeye başladı ama belki Trump'la önümüzdeki süreçte e, tersine evrilen bir İran e, ortaya çıkabilir. E, siz ne diyorsunuz bu evet, konuda? Yani bu, bu doğrudur ama bunun... Ee, olumsuz yönler var mesela şimdi Irak özeline mesela e, söyleyeyim Irak özeline baktığınız zaman e, yani e, 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 İran Amerika ilişkileri İran e, hem siyasal yapısını hem de istikrarını etkiliyor olumsuz şimdi, etkiliyor e, e, Trump e, e, İran ger ger gerginliği çok yansıyacağı açık hmm. yani mesela şudur belki de İran'ın dostları böyle Irak İran Amerika'nın çatışması çatışma alanı olmasını istemeyebilirler. Hmm. Çünkü bu bu net olarak şu var. Bakınız şu anda Irak'lar da bu büyük ihtimal bu ter, tedirginliği yaşıyorlar. Doğru, doğru. Ama burada önemli olan unsur şudur. Yani bütün anladığım kadarıyla bütün bölge devletlerinin ve hatta batılıların en en az istekleri İran bu İran'ın bu istatistik kurgusu içerisinde tarafsız bir pozisyonda durabilmesi önemlidir. Yani şudur. Yani sonuçta Irak bir işgal yaşamış bir ülke. Hala tam anlamıyla istikrarını tam anlamıyla oturtmuş değil. Tam anlamıyla terörden sıyrılmış değil. Tam anlamıyla bürokrasi aygıtını, devlet aygıtını oturtmuş bir yer değil. Yani İran en önemli sorunu kendini toparlayıp yeniden o bürokrasi aygıtını, istikrarını kavuştura bilme en önemli önceliğinin bu olursa bu olursa kanımca bütün bu Orta Doğu'daki dengelerin içerisine atlamaz. Ee, bundan kendisini sıyırabilir. Bir anlamda Türkiye'nin de hatta Suudi Arabistan Irak ziyaretinin en önemli şeyin de bir, bir, bir şekilde de budur. Yani evet yani sin sana karşı değiliz. İstikrarını da destekleyebiliriz. Ekonomik yapını da des her şeyini de destekleyebiliriz. Ama bu makro kavganın içerisinde, bu jeopolitik kavganın içerisinde kendi ülkenini, kendi vatanını düşünebilmen gerekiyor. Başka kavgaların peşinde değil. Şimdi baktığınız zaman Trump ve İran kavgası İran kendi içini de böyle şey yap. İran önemli bir grupları da radikalleştirebilir. Evet. E, daha farklı bir noktaya sür, e, şey yapabilir ama bu bir anlamda da Irak siyasi seçkinlerinin siyasi e, seçkinlerinin e, bu noktada nasıl davranacağıyla da e, ilintili bir e, sorundur. Zaten Irak e, yıllardır çok ağır acılar yaşıyor. Maalesef. Çok in, önemli sorunlar e, yaşıyor. Yani başkalarının hatta kendisinin değil, başkalarının sorunlarına da ev sahipliği yapıyor. Şimdi büyük böyle bir sorun içerisinde, kendi yerini doğru tanımlayamazsa, kendi yerini doğru e, tanımlayamazsa, yani bölgeyle olan e, e, şeyini daha doğru bir şey yapamazsa, ha, büyük bir şey e, yaşayabilir. Bu zaten kapıdadır. Yani önemli olan tabii ki İran. Trump ilişkisi Yemen'den Irak'a kadar şey var İran'ın etkinlik alanının sınırlandırmayı önemli önceliklerin birisidir. Ama bu sınırlandırma ile sınırlandırma bu kolaylıkla olmayacağı çok açık. Tabii, tabii. Bölgemizi farklı bir radikalizme de sürükleyeceği çok açık. Irak bu alanda Irak siyasi seçkinleri bu noktaya doğru taşıs verip bu nokta doğru yerde dururlarsa bölgede de önemli katkı sağlayabilir. Mesela bakınız mesela Irak Suudi Arabistan İran arasında ravulucu olabilirim diyor. Yani Irak kendisini buldukça kendi istikrarına kavuştukça kendi bölgesel etkinliğine de kavuşabilir. Ka kavuşabilir. Hem bölgede yapısı da rol oynayabilir. Uluslararası aleyhine da yapısı rol oynayabilir. Hocam süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Bu denklem içerisinde şimdi çok güzel bir çerçeve çizdik. Türkiye-İran ilişkileri nereye gidecek? Son birkaç cümleyle de onları yani, alabilir miyiz? Türkiye-İran ilişki, ilişkileri bölgedeki e, gelişmelerden... Ve Amerika'nın ortadoğu e, politikasından nasıl etkilenecek? Bölgedeki gelişmelerden e, İran-Trump ilişkilerinden bağımsız değil. Ama önemli olan şudur. E, kanımca, Türkiye'de e, İran'ın bölgesel siyasetinden memnun değil. E, İran'ın bölgesel siyasetinin yapıcı e, olmadığını önemli sorunlar doğurduğunu düşünüyor. Ama Türkiye İran'la karşılaşmak istemiyor. İran'la ilişkilerini kötüleştirip daha noktaya çekmek istemiyor. Yani Türkiye açısından İran önemli bir ülke. Hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda hem bölgesel etkinlik açısından. Ama bölgedeki bu ihtilaf ikilinin ilişkisini olumsuz etkiliyor. Ancak kanımca Türkiye bölgesel ihtilafa rağmen ilişkinin daha fazla gerginleştirilmesi yani ne istemiyor ve bunu e, kontrol etmek istiyor. Bu noktada tutmak istiyor. Evet. Oytuncuğum sen de son birkaç cümle e, genel olarak Türk dış politikası İran dış politikası ve e, Trump yönetimiyle bunu özdeşleştirdiğimizde e, sen nasıl bir tanımlama içerisinde e, yapacaksın bunu? Valla benim Türkiye-İran ilişkileri açısından gördüğüm e, Arif Hoca'nın bahsettiği birçok itilafa rağmen ortak çıkarların olduğu e, konusunda. Yani en son kertede hem İran hem Türkiye bölgede sınırların korunması, bölgede çok köklü değişimlerin yaşanmaması, bu bölgedeki aşırı mezhepçi kutuplaşmanın giderek daha kanlı bir iç savaşa dönüşmesinden ben rahatsız olduğunu, terörizmin bu kadar yaygınlaşmasında, bölgede terörizmin yükselmesinden, merkezi güçlerin otoritenin çökmesinden en son kertede rahatsız olacaklarını. Dolayısıyla çok da birçok anlamda da işbirliği fırsatı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Suriye'de birçok konuda mesela dediğimiz bahsettiğim sorunlar yaşandı ama önümüzdeki dönemde bu iki ülkenin ben birlikte bir inisiyatif alarak burada bir düzenin kurulması yönünde bir inisiyatif geliştirebileceğini bir bölgesel soruna bölgesel ülkeler arasında bir çözüm e, bulma konusunda bir araya gelebileceğini e, düşünüyorum ve uzun yıllardır zaten bu iki ülke bölgedeki sorunlarda e, farklı pozisyonlarda olsa da diğer alanlarda işbirliğini bir arada sürdürebilmeyi başarabilmiş iki ülke. Son olarak ben şunu söyleyeyim bu iki ülke arasındaki ilişkiler iyi olduğu oranda bölgede istikrarın arttığını, gerginlik arttığı sürece istikrarın bozulduğunu da görüyoruz. Yani istikrar e, bölgede hiç kimseye fayda sağlamayacak. İstikrarsızlık bölgede hiç kimseye, kimseye fayda sağlamayacak. Sağlam. Türkiye istikrardan yana ve istikrar olduğu sürece Türkiye yumuşak gücünü kullanan dış politikada daha fazla ön plana çıkartan bir ülke olduğu için de istikrar çok daha fazla fayda sağlayacak. İstikrarsızlık işte çatışma yaratıyor, ülkeler arasında çatışma yaratıyor, halklar arasında çatışma yaratıyor ve bunun en büyük yol açtığı sorun da insanlara oluyor. Umuyoruz ki kısa sürede bu çatışma ortamları biter. İşte istikrarsız olan Suriye, Irak işte Yemen, Bahreyn e, ve pek çok ülke e, bir an önce istikrara kavuşur ve e, Orta Doğu'yu biz daha böyle hani güzel hatlarıyla, güzel yanlarıyla, e, tarihiyle, geçmişiyle daha doğru bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Betüş. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız Oytun sana da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda yeni konu ve konuklarla sizlerle beraber olmalı diyoruz. İyi akşamlar.